Buyurun. Azize. Ne oldu kızım? İyi misiniz? İyiyiz anam, iyiyiz. Bir şeyimiz yok. Bak, misafirimiz geldi Ankara'dan, Mehmet Akif Bey. Merhabalar efendim. Hoş gelmişsiniz. Ankara'dan gelen misafirlerin bizim için yeri hep başkadır. Mustafa Kemal Paşa'nın silah arkadaşlarından mısınız? Yok. Silah değil, kalem erbabıyım ben. Ama evet, aynı mücadelenin eferleriyiz. İstanbul'dan Ankara'ya da bu sebeple geçmiştim. Şimdi Anadolu'nun dört bir yanında yine hürriyet için mücadele ediyoruz. Sağ olun. Eğer şu mukaddes sancak yere inmiyorsa hep sizin sayenizdedir. Estağfurullah. Hepimizin sayesinde. Anne, sen Mehmet'i al da eve git. Orada daha güvenli olur. Ha, tamam kızım. Mehmet Akif Bey, düşman durdurak bilmiyor. Burada böyle elimiz kolumuz bağlı kaldık. O halde biz de yeni bir çare buluruz Azize Hanım. Korkmayın. Korkmayın. Allah bizimle beraberdir. Kusura bakma babacığım. Siz de kusura bakmayın Akif Bey. Ben daha önce hayatımda hiç şair görmedim de. Aa, dediği lafa bak. Ne, yalan mı diyor? Şair görmedim. Bu memlekette şair boldur aslında. Demek ki siz denk gelmemişsiniz. Akif Bey, siz niye şiir yazıyorsunuz? Yani ne maksatla? Başka türlüsü gelmiyor elimden. Yok, ben o anlamda demedim. Yok, estağfurullah, anladım. Şiir ve edebiyat için süs, çerez der kimileri. Tabii sırtı pek karnı tok milletler için belki öyledir. Lakin bizim gibi aç, çıplak milletlere evvela yiyecek lazım. İşte bu yüzden edebiyat bizde gıda vazifesini, kıyafet vazifesini görmelidir. Ben de o sebeple mümkün olduğu kadar halka hitap eden eserler meydana getirmeye gayret ediyorum. Niye güldünüz? Azize Hanım, ne gariptir ki şiirlerimle alakalı hislerimi de zamanında bir şiire dökmüştüm. Ya, zahmet olmazsa bize okuyabilir misiniz Akif Bey? Gayet tabii. Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Şiir için gözyaşı derler, onu bilmem. Lakin aczimin giresidir bence bütün asarım. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin. Ondan ne kadar bizarım. Oku. Şayet sana hisli bir yürek lazımsa. Oku. Zira onu yazdım. İki söz yazdımsa. Bitti mi? Bitti. Tam anlamadım ama çok güzel. Zihnin anlamadığını söylüyor. Lakin burası anlamış. Ne kadar talihliyiz. Akif Bey masamızda kendi ağzından mısralarını okuyor. Estağfurullah Azize Hanım. Esas ben ne kadar talihliyim ki vatan için canı pahasına savaşan sizin gibi hanımlarla aynı sofradayım. Evelallah Akif Bey. Bu vatan için canımız feda. Yeter ki hürriyetin geldiğini hep beraber görelim. İnşallah. İnşallah. Şu müfrezenizin adı neydi? Hemşireler Birliği. Pek güzelmiş. Akif Bey, belki bir gün bizim için de bir şiir yazarsınız. Eğer yazabilirsem İzmir'den ayrılmış olsam dahi size muhakkak ulaştırırım. Ay. Merak etmeyin.
ediyorsunuz. Affetmesin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.